Elini kaldır, birlikte başaralım. İşsiz kaldığımızda devlete gitmeyeceğiz de kime gideceğiz? Biri bize haksızlık ettiğinde, gücü ve parasıyla bizi ezdiğinde, işimizi batırdığında devlete değil de kime sığınacağız? Kimden gelir adaleti sağlamasını isteyeceğiz? Tabii ki devletten. Devlet arpalık değil elbet. Devlet birilerinin çiftliği değil elbet. Ancak vatandaşına yön gösteren, iş alanları açan ve büyük sermayenin her şeyi vakumlayıp çölleştirmesini engelleyen adil, dengeleyici, düzenleyici bir devlet şarttır. Günümüzün en büyük sorunlarından biri işsizlik ve gelir adaletsizliği. Şöyle açayım. Bir tarafta yükselen işsizlik ve bu işsizlikten kaynaklanan yoksullaşma, diğer taraftan büyüyen ve zenginleşen dünyaya rağmen kazancın az sayıda kişide birikim, çok sayıda kişinin daha düşük pay alması. Zenginlik belirli odaklarda birikip arttıkça etrafını vakumluyor ve kara delik gibi kendinden küçük kaynakları yok ediyor ve etrafını çölleştiriyor. Bunu dengeleyip düzenleyecek bir otorite olmadığında şirketler kar güdüsüyle her alana girmeye çalışıyor. Bölünebilecek işlerin bölünüp alt yükleniciler ile farklı taraflara verilmesi ve pastanın mümkün olduğu kadar çok parçaya bölünmesi gerekir. Böylece kısmen de olsa gelir adaleti sağlanmalı. Bazı sermaye ve teknoloji yoğun sektörlerde büyük sermayedarların olması gerekir. Mesela ileri teknoloji gerektiren, uzun süreli ve büyük bütçeli Ar-Ge faaliyetleri gerektiren sektörler vardır. Diyelim ki televizyon üretiyorsunuz. Diyelim ki uçak üretiyorsunuz. Diyelim ki cep telefonu üretiyorsunuz. Diyelim ki araba üretiyorsunuz ve sürekli rekabet içinde yeni teknolojiler geliştirmeniz gerekir. Bunun için de büyük bir sermaye birikimi gerekir. Bu tür sektörler sermaye ve teknoloji yoğun sektörlerdir. Bunların büyük sermaye grupları tarafından yapılması doğaldır. Ancak emek yoğun imalatlar, hizmetler var. Bunların küçük işletmelere bırakılması gerekir ki daha çok kişi kendi işinin sahibi olsun ve bu sektördeki gelir de büyük şirketlerde birikmesin. Böylece hem daha çok istihdam sağlanacak hem de gelir adaleti sağlanacak. Bunun gibi alanları devlet adına geliştirecek, düzenleyecek, denetleyecek, yönetecek bir otorite lazım. O da Gelir Adaleti ve İstihdam Bakanlığı'dır. Bu bakanlığın görevi hangi sektörlerin büyük sermaye gruplarında kalacağını, hangilerinin küçük işletmeler arasında pay edileceğini belirlemek ve vatandaşlarına istihdam alanları geliştirmek olacak. Bu bir adil yeryüzü hareketidir. Her birimizin irademizle katıldığı, anahtarın biz olduğumuz, kendi dünyamızı yeniden inşa hareketidir. Yeniden inşa başladı. Elini kaldır, birlikte başaralım.